O zaman değerli seyircilerimiz, geçen gün tekrar Bağdat'a meslektaşımız Hasan Abu bir güzel vatere hazırlamıştı bizim için. Onu hep beraber izleyelim, tekrar sizlere dönelim. Bilinçlendirme ve Medya Dairesi Eğitim Başkanlığı Spor Eğitim Genel Müdürlüğü ile Bağdat Belediyesi Park ve Ağaçlandırma Daireleri ile yardımlaşarak Dünya Çevre Günü münasebeti için bir festival düzenledi. اليوم برعاية سيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي Çevre Günü münasebetiyle Çevre ve Sağlık Bakanlığı Zevra Pikniliğinde bir festival düzenledi. Bu festival için önemli olan Eğitim Bakanlığı'nı ortak ettik. Bu festivalda çocukların insan yapmakta rolünü ve çocuklar yoluyla bazı önemli mesajlar gönderdik. Çevreye önem göstermeden hiç kimse temiz ve sağlık bir ortamda yaşayabilmez. Bu festivala birçok bakanlıktan, müdürlük ve bölümlerden sorumlular katılarak İlk, orta, lise ve üniversite öğrencileri yoluyla çevreye dikkat etme bilinçleri verilebileceği denildi. بالحقيقة مثل هذه المهرجانات ضرورية لتوعية المواطن ورفع مستوى وعيه البيئي. Vatandaşları bilinçlendirmek için bu tür festivaller önemlidir. Okullarda müfredat ve bilinçlendirmek için ders verilmesini istiyorum. Bu tür dersler yoluyla öğrenciler için kültür ve bilinçler veririz. İlk, orta, lise ve üniversite öğrencileri toplumun bunlar içidir. Onun için bunları bilinçlendirirsek toplumu bilinçlendirmiş oluruz. Sunulan bu faaliyetler Eğitim Bakanlığı Spor Müdürlüğü'ne bağlı Çevre ve Sağlık Bölümünün hazırladığı müfredattır. Geçen yıl başladığımız planı bu yılda yaparız. Yapacağımız faaliyetler yoluyla bazı önemli mesajlar gönderdik. Spor ve fenle çevrenin önemini ve rolünü yansıtırız. Tüm okullarda sağlık dostlar öğrencilerden yaparak bu tür faaliyetlerde gösterge yaparız. Çöpleri yerlere değil tahsis edilen çöp sepetlerine, ağaçları kesmekle değil sulamakla ve gülleri koparmakla değil ekmekle ancak temiz çevre ve Dünya Çevre Günü'nü yaşayabiliriz.